Yapıyorum demiş, parayı attığım yerden. Şimdi öyle. Şimdi öyle. Konuştuk, o gün sormuş. Ben Çelen'i öyle seviyorum, bağlıyorum. İyice Allah bunu istemedim olsun diyor. Kurşun diyor. Kızı var 14 yaş, 24 yaşında. Şeydi, ne diyor ona? Yüzüğüler yine. Ya benim oğlum Acı'ya da gitti benim. Kızım Acı'ya gitti. Hı. Kolay değil, üç tane adamlar yemek istiyor, ayrı geliyor. Başlar gittiler diyor. Bari gel ya babaanne nasılsın de. Ya Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'a kadar çalışayım. Sevemiyorlar. Unutmuşlar burada. İşte şimdi artık. Ben anneni iki sefer hastaneye götürdüm. İkisinde de olumsuz rapor verdiler. %97 olduğu halde kendi kendine bakabilir. Rapor mevcut. Bu raporu nasıl verdiklerini ben çok merak ediyorum. Bu konuyu ben Sayın Başbakan Yardımcım Hakan Çavuşoğlu Beyefendi'ye ilettim WhatsApp'tan. Oradan İl Sağlık Müdürlüğü'ne, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne gittim. Ama aldığım sonuçta hastanın bu durumda yapabileceğimiz bir şey yok. Prosedür budur dediler. Bu prosedürün dışında biz çıkamayız dediler. Biz kendisine, kendilerine durumları tekrar ilettiğimiz halde hiçbir sonuç alamadık. Ben şu memlekete oy veren, ben bu memleketin bir evladı olarak 100 yaşına gelmiş anneme, 100 yaş altına bez bağladım anneme. Benim devletimin doktorları bu raporu veriyorsa ben bu rapora itiraz ediyorum. Bizim istediğimiz yani annemizin bir bakımı lazım. Bunun altının bezi lazım. Geliri yetersiz. Her gün ben gelip gidiyorum. Benim de gelirim yetersiz. Bu yaştaki bir insana, 100 yaşına gelmiş bir insana kendi kendine bakabilme durumu, gözleri görmediği halde bu raporu veren kişiler ya hani şu insana nasıl bu raporu verebiliyorlar? Hani şuna bir evde bakım yardım yapamıyor mu devlet? Evet. Abim de o durumda. Abim de o durumda benim. O da kendisi andarma mahkum. Suriyelilerin bedava hizmet aldığı bir ülkede ben 100 yaşına gelmiş anneme 1923 doğumlu kişinin kendi kendine bakar raporu veren doktorlara diyeceğim şu var. Ve üst makamlara. Arkadaş, 4,5 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz. Buna bütçe yetiyor. Peki, bu yaştaki kadına, 100 kusur yaşına gelmiş bir kadına, sizin bütçeniz nasıl yetmiyor onu merak ediyorum. Beyler, siz benden şaka mı yapıyorsunuz? Yoksa ben mi size